Ve bu bölümde sizinle çok kısaca sponsorlu olarak Cake Monster'dan bahsedeceğim. Ve yani neler yapmak istiyor? Masada fırsat var mı? Hepsini konuşacağız ama anlatacağım hiçbir şey hani böyle bir yatırım tavsiyesi değil. Ve az sonra anlattığım şeyler tamamen gerçekleşebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Hep dediğim gibi gece yazlı yatarken o başını yastığa koyduğunda seni dertlendirecek rakamlarla hiçbir şey almayacaksın, satmayacaksın. Yani durum bu. Yapacaksan kripto para al satı yapıyorsan bu coin, bu token dahil bu her şey için geçerli. Şimdi hazırsan yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar söylemiş olalım. Bam bam başlıyoruz. Evet, gönder introyu, gelsin. Şimdi şöyle bir Cake Monster nedir diye baktığımızda kendisini Binance Smart Chain üzerinde çalışan yeni bir DeFi protokolü olarak tanımlıyor ve bir işlevi olan ilk topluluk coin'i, token'ı diyor. Başlangıç arz miktarı 10 milyar adet olan Monster Token, yine burada bir karşımıza deflasyonist bir yapı çıkıyor. Yani bu ne demek? Transferlerdeki %2,5'luk bölüm yakılır, %2,5'u işlem ücreti olarak alınır ve bu şekilde arz miktarının kademeli olarak azaltılması hedefleniyor gibi gibi durumlarını okuyoruz dostlar. Bu %2,5'luk işlem ücreti nasıl kullanılıyor diye baktığımız zaman da işte bu işlem ücreti iki şekilde kullanılır diyor. Birincisi otomatik olarak likidite ekler ve kilitler diyor ve ikincisi de PancakeSwap'tan Cake Token alır ve bunları Gravity Vault'a ekler diyor ve bu bölümde token sahiplerine iki şekilde dağıtılması planlanıyor. Monster'ın supply miktarı her %1 düştüğünde Gravity Vault'un %15'i dağıtılıyor ve hedef supply miktarı da 1 milyona düştüğünde tüm Gravity Vault token sahiplerine dağıtılır gibi bir planı koymuşlar. Böyle bir model yapmışlar. Bakalım gelecekte neler olacak? Bunlar tabii şu an için birazcık planda olan şeyler. Gelecekte bunlar değişebilir. Kanka şu an şöyle bir günceldeki istatistiklerine baktığımız zaman fiyatı 0.017 cent olduğunu görüyoruz. Ve market cap'inin 100 milyon 980 683 dolar olduğunu yine burada okuyoruz. Ve şöyle bir sirkülasyonda da 5 milyar 743 844 token var. 5 trilyon ya da 743 milyar 844 464 artık bu milyarlar, trilyonlar kafalarda uçuşuyor yani, o yüzden böyle bir bazen şey oluyor. Şimdi holder'a baktığımız zaman 10.987 tane holder var. Yani alıp tutan tarzı bu tarz buralardaki istatistikleri paylaşmışlar. İşte likiditesi, burn'ü falan. Ve yol haritasına şöyle bir inip baktığımız zaman evet şuralardan bakıyoruz. Evet yani ilk aşama ve ikinci aşamada işte ekibi kur, ön satış yap, sonra Pancake'de listele gibi durumları burada bitirmişler gördüğümüz kadarıyla. Ve üçüncü aşamada NFT platformunu hayata geçirmek, Cake Monster NFT koleksiyonu yapmak gibi hedefleri olduğunu okuyoruz. Dördüncü aşamada da işi topluluğa dönüştürmek, DAO denen kendisini yönetebilen bir platform yapabilmek gibi beklentileri var. Bakalım yapabilecekler mi, neler olacak, onları göreceğiz. Şimdi dostlar şöyle bir baktığımız zaman. Evet ya, bunlar dışında tabii ki de işte ana akım medyaya girebilmeyi hedefliyorlar. Başka zincirlere geçebilmek. Gravity Vault'a Cake dışında başka tokenları ya da coinleri saklayabilmek ve merkeziyetsiz borsasını açabilmek gibi uzun dönemli hedefleri var. Bunlar yol üstünde değişebilir ya da hepsi tamamen gerçekleşebilir. Bunları hep dediğim gibi zaman gösterecek. Ve evet bakalım bunların kaç tanesini yapabilecekler. Bunun dışında dostlar şöyle bir şeye bakmak istiyorum. Chainlink'e entegre etmişler. Bakın burası chainlinkecosystem.com. Burada yani buradaki yazıya baktığımız zaman NFT tarafında şöyle bir müziği değiştireyim. NFT üretimini gerçekten rastgele hale getirebilmek için Chainlink VRF'ini entegre ettiğini okuyoruz burada. Yani işte randomize diyor mesela burada. Daha doğrusu bu aslında Cake Monster'ın Monster Party diye bir etkinliği var. Bir aslında bir NFT koleksiyonu. Bu Monster Party NFT'lerine atanan özellikleri rastgele seçebilmek için Chainlink VRF'inin sağladığı gerçek rastgelelik hizmetini kullandığını, bu şekilde burada lanse ettiğini, burada böyle bir Chainlink'in bu hizmetini aldığını okuyoruz. Yani durumlar böyle. Bunun dışında şöyle bir zaten burada bu VRF nasıl çalışır, neler yapılıyor falan diye burada paylaşmışlar dostlar. Burası zaten Chainlink'in kendi sitesi. Evet.
Peki bu işte Mansa Party nedir diye baktığımızda 10.000 oyunlaştırılmış NFT'den oluşan bir koleksiyon olduğunu okuyoruz. 20 tane de süper nadir NFT varmış ve lansmanı zaten 9 Kasım'da yapılmış ve Monster'ın token ekonomisine gömülü ve bu koleksiyonun 1 milyondan fazla olası kombinasyonla 20'den fazla da süper nadir dediğim gibi bir NFT içeren koleksiyonu olduğunu okuyoruz buralarda. Mesela şuradan gelelim, bir tane şuradan bir NFT mintleyelim. Yani üretelim aslında. Dediğim gibi Binance Smart Chain, ama ön bilgi vermek gerekirse ben tabii ki de burada bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunun altını çizeyim. Şimdi öncelikle bu tarz, bu dünyaya açılmak için sadece Mansa için değil birçok aslında şey için geçerli bu. MetaMask gibi bir cüzdan sahibi olmak lazım. Ücretsiz bir cüzdan zaten. Mesela burada download kısmına tıkladığımız zaman genelde bu işler işte Chrome, MetaMask üzerinden gider. Oralardan kullanılabilir. Mobil uygulaması da var. iOS, Android falan, ama bunlar hani çok az uygulama entegre mobil tarafta. Ama işte MetaMask'ı kullanırken aktif bakiyeyi takip etmek için önemli tabii bu cihazlar. Yoksa şöyle bir baktığımız zaman zaten buraya bir tilki ikonu ekleniyor. Buradan işlemleri yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir geldiğimiz zaman mesela diyor ki adım adım bir örnek yapalım. Duruma göre bu NFT'yi de hediye edebilirim bu arada. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayabilirim. Evet, şöyle bir baktığımızda bağlı. Ben şimdi şuradan cüzdanı bağlayayım. Cüzdan bağlandı. Tabi burada ilk defa yaptığınız zaman işte MetaMask cüzdanını kur, sana başta bir şifre verir. Arkasından işte şey der, gir şifreni gir falan der. Okey diyor musun der. Ben onları zaten yaptığım için kısaca geçiyorum. Mesela 3201 tane Mansa Party NFT'si kalmış. Mint diyelim. Basit bir şey zaten. Bir deneysel, kesinlikle siz yapın diye söylemiyorum. Sadece bu tarz işleri hani fikir edinin diye, fikir olsun diye. Yarın bir gün bu olur, başka olur, bir NFT mintleyeceğiniz zaman nasıl olacağına bakmak lazım. 0.47 tabii fiyatı BNB tarafına. Yani hani ucuz mu pahalı mı, bunu birazcık sana bırakıyorum bunun değerlendirmesini. Evet, şöyle bir onayla dediğimiz zaman zaten yapmış olacak. Bakalım, waiting for network confirmation. Network onayı bekleniyor diyor Binance Smart Chain'den. Bakalım. Bir tane şu an, evet, transaction confirmed successful diyor. Tamam, yapıldı diyor. Şu an işlemi yaptık teknik olarak. Bakalım neler olacak. Birazdan tabii birkaç ağdan onay alması lazım. Şöyle bir bakalım neler olacak burada. Güncelleyelim, refresh edelim. Evet, muhtemelen birazdan gelir. Zaten 3200'e düştü. 3201'di burası hatırlıyorsanız. Bir tanesini mintlemiş olduk. Yani bu aslında çok böyle hani çok aşırı teknik şeyler değil bunlar. Gayet basit şeyler. Evet, şimdi gelir muhtemelen. Birkaç dakika belki de beklemek lazım. Durumlar böyle dostlar. Bakalım neler neler olacak. Linkini zaten açıklama kısmına eklerim. Oradan istersen duruma göre bakabilirsin. Evet, şöyle bir süre daha bekleyeceğim. Bakalım gelecek mi bir şey? Bir değişiklik olacak mı? Cüzdanı bağladık. Tekrar hadi şuradan yapalım. Party. Evet, muhtemelen işte hani oluyor ya, Binance Smart Chain üzerinde bir o onay mekanizması işliyor. Ondan sonra burada görebilirim diye tahmin ediyorum. Evet dostlar, durumlar böyle. Tekrardan bakıyoruz. Şöyle bir güncelleme çekiyoruz. Olacak mı? Olacak mı? Ha, geldi mesela bir şey. Ne geldi? Ben de şu an görüyorum bu arada. Evet, besle diyor. Bir şeyi beslemek, toplam ödüller kazanıldı. Günlük XRP, PXP pardon. XRP diye konuşa XRP konuşuyoruz. Ha, bu birazcık gamification yapmışlar. Yani birazcık böyle bir oyunlaştırmışlar. Hani bu kadar oyun olması ne kadar gelecek için bir şeyler söyler. Durumlar böyle. Bunlar tabii önceden de vardı bu tarz şeyler. Bakalım yani buradan bir şey yapacak mı bize? Bir mesela ödül veriyormuş, mesela talep et diyor, ama tabii şu an yeni mintlediğimiz için bir şey yok. Evet dostlar, görüşürüz. Kanala abone olmayı, desteklerinizi göstermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye. Evet.